Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah Tevbe suresi ve Ebu Leheb. Geçen arada akşam namazına bir camiye giderken baktım, biri camiye geçiyor, tanıdığım biri, namaz kılan kişi camiye girmedi. Sorun neydi dedim. Şöyle dedi muhteremde bakın. Bu imam dedi, namaz dedi, tebbet okuyor dedi böyle. O işe gelmiyor dedi böyle. Sağladım ki, bazı insanlar bu inanç varmış böylece böyle. Yani Tevbe suresinde Ebu Leheb'in adı geçtiği için yani namaz okunmaz diye böyle, haşa mı böyle. Yani haşa, Allah korusun mu böyle. Kur'an başta mı Allah kelamıdır böyle. Elhamdülillah ile başlar, Sûre-i Nas ile biter böyle. Yani Tevbe suresi olsun, Yasin olsun böyle, hep Allah kelamıdır. Böyle bir şey olmaz böylece. Peygamberimiz bu hadis-i şeriflerin birinde bir kimse Tevbe suresi okursa namaz olsun, dışında olsun böylece, Allah o kişiyle Ebu Leheb'i aynı yerde azap etmez. Atmaz cehenneme kişi yani böyle. Genelde sure-i şeriflerin, ayet-i kerimelerin bir sebebi nüzulü vardır. Sebebi nüzul, iniş sebebi vardır böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke-i Mükerreme'de İslam'ın ilk aylarında, günlerinde ancak daveti gizli yapıyordu. İslam'a daveti gizli yapıyordu böyle. Yani kime güveniyorsa, kimi daha İslam'a yakın görüyorsa ve onları gizlice davet etti onlara böyle. Tabi yavaş yavaş oldu bu şekilde böyle. Bu tabi daha kolay bir görev peygamberlikte. Yani sert kayalara çarpmadan, hakikati aramadan bir davet, tabi kolay bir davetti. Peygamberimiz de bu yolu tercih etti tabi kendi düşüncesiyle. Rabbim buyurdu. Venzir ilahır. Habibim, önce akrabadan başla. En yakınlarından başla davete. Açıkça. Önce akrabanın en yakınlarından onları açırsa davete başla. Böyle gizli atıp kalktın. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi Bibi Hazreti Hazreti Ali'ye ve çağırdı akrabalı yakınlarını, amcaoğulları, şunlara, bunlara kalabalıktı şeyi. Hepsi olmayanlar tabi bunlar. Safa tepesine onu davet ediyor. Safa tepesine davet ediyor böyle. Hemen Kâbe'nin yanı başında Safa tepesi. Davet onlara böyle buraya. Tabi bilmiyor ne olduğunu, geldiler. Geldiler buraya. O günün şartlı adet önce yemek ikram edildi böyle. Yani tabi çok kalabalık. Onlara koca kazanlarla yemek lazım, çorba lazım onlara böyle. Ali Hazretleri ufak bir tencerede, çok ufak bir tencerede bir yemek pişirmiş böyle. Buyurun. Dediler, ya yağmur sen alamıyorsun bizden bu ya. Buna iki güç, bunu ancak buna yetişiyor bu. Tabii kızdı o yani böyle, onu az görünce. Siz de yiyin bakalım. Eğer yetmezse, doyamazsanız ben daha getiririm. Başladı yemeğe, gelirse arttı yemek ama. Arttı yemek muhtemelen, bitiremedi tavuğunu böyle, bu şekilde böylece. Ayak peygamber, ayağa kalktı. Ey amcaoğulları, işte şunlara, bunlara saydı bunlara böyle. Soyla saydı bunlara, kalabalık bunlar. Desem bir de ben şimdi sizlere, bu sabah tepe arkasında düşman var, bir grup düşman var.
elinde silahları kılıçlı, bu basını yapacaklar. İnanır mısınız bana? İnanırız. Neden? Esad-ı Muhammed emin. Yani sen emin, güvenli bir insansın. Yalan söylemezsin. O halleri sahabe örüyorum beni de böyle. Allah-u Teala beni Cilecalü'ye bizi peygamber gönderdi. Rabbim bana Kur'an-ı Kerim indiriyor. Peygamber geliyor, Kur'an-ı Kerim indiriyor Rabbim bana. Eğer inanmazsanız, İslam'a gelmezseniz, sizi de düşman bekliyor böyle. Yani kabir azabı, mahşer, sırada derken zebanesi bekliyorlar bu şekilde böylece. Dinliyorlar ya hırkır akrabaları, kimse demedi böyle. Ebu Leheb ayağa kalktı. Ebu Leheb. Asıl adı Abdü'l-Uzza'dı. Abdü'l-Uzza. Uzza putların bir var olan putları, büyük putların bir adı Uzza'ydı. Abdü'l-Uzza yani o putun kul anlamına geliyor. Adı öyle demir. Abdü'l-Uzza. Ayağa kalktı. Dedi ki Elihaza de'avtena, sen bizi bunun için çağırdın buraya. Yani bir yeni bir motor çıkarıyorsun böyle. Onlar halinden memnunlar. Kendi kendine böyle böyle. Putları var. Tabi haram helal yok. Hayvansızla bir yaşam. İçki, kumar, fuhuş, askes. Ne yaparsa yap böyle böyle. Devlet yok o zaman orada. Başıboy bir hayvansız hayat böyle böyle. Eline taş aldı yerden. Taş aldı. Kol taşını açacak peygamber sattı ve böylece. İşte o anda Cebrail Aleyhisselam geldi. Atamadı taşı ama. Eli yapmış taş bile. Atamadı taşı. Cebrail Aleyhisselam geldi. Bu sureyi getirdi. O zaman böyle. Bu sebebi nüzulü bu olay oldu bu şekilde. Şimdi buna bir incelik var. Tabi o anda hemen hepsi müşrik halde böyle. Az bir Müslüman böyle. 5-10 kişi az Müslüman var böyle. Onun hakkında gelmedi. Ebu Leheb hakkında suyu geldi ki yani iman hiç gelmeyecek. Velham buyurdu. Bismillahirrahmanirrahim. Tebbet yeda Ebi Leheb. Tebbet yeda Ebi Leheb. Tebbet helak olsun. Bu iki nabıda geçiyor ve teb geliyor. Buradaki beddua anlamında Mevlam buyuruyor. Helak olsun. Yeda Ebi Leheb. Yed el demektir. Tekil. Yeda bunu teşnisidir artık böyle. İki el anlamına geliyor böyle. Çoğu olsun eyd gelir. Böyle. Burada Mevlam buyurdu. Ebi Leheb'in iki el helak olsun. Yani dünyası ahireti de helak olsun. Ve tebbe ve oldu da Mevlam buyuruyor böyle. Helak oldu böyle. Dünyası da helak oldu. Ayete gitti bunların böylece. Hatta ellerine sakatlık olmuş. Onunla böyle. Ve tebbe. Bu ikinci tebbete şedde var. Ve tebbe. Bunu bazıları ve tebbe. Cezim okurlar. O zaman yanlış böyle. Bir harf eşlik oluyor orada böyle. Şimdi Arap alfabesinde aynı iki harf bir araya gelince iki tane B, iki tane dal, iki tane gelince bir araya gelince bir idgam edilir. Birleşik yapıştırılır. Buna bedel şedde verir buna. Mesela aslında MDD, iki dal. Bu okunması böyle ağır olduğu için kısaltılır Arapçada. Medde. Dalın biri öbür dal idgam edilir, yapıştırılıyor, birleştiriliyor. Ve bunu şedde veriyor böyle. Bu da aslında TBB. Çünkü fiiller üç anı eşit olmalı arkadaşlar böyle. Aslında bu da TBB. Bu ne oluyor burada? Bir B, ikinci B'yi idgam yapıştırılıyor. Şedde veriyor buna böyle. Ve TBB helak oldu da. Ona malı kazanacağı bir fayda vermedi. Ve alın malihü ve makese malı ve kazancı mektesebe malı babadan kalan mal miras malı
Abdülmuttalib'in oğlu tabi bu. Kendisi mal kaldı. Çok malı vardı. Kendi ticaret uğraşıyordu. Çok malı vardı. Hayvanı çok varsa bile. Mekke tabi arasında. Çok muazzam zengini kendisi böylece. Ama ona fayda vermedi. Bu ayet tevbeden, bu süreden sonra hep işte gitti böyle. Artık başta fakirli artık başladı nasıl böyle. Bu dünyası şimdi bu. Dedik ya dünyası da artık helak olsun. Bana göre böyle. Dünyası gitti. Yani ne kadar yazdı muhtemelenler. Peygamber amcası. Yeğen oluyor bu şekilde böylece. Peygamberimizi yakından tanıyor. Muhammed'in emin. Güvenli Muhammed'e gidip böyle. Öyleyken bir onur yaptı. Bir malına güvendi. Hatta sonra şöyle diyor bu ayet-i kerime geldikten sonra. Eğer diyor Muhammed'e Rabbisinden gelen o doğruysa, bak artık doğruysa böyle diye, ben diyor malım çok. Fidye verelim, kurtarım kendimi verelim muhtemelenler. Ya. Sanki mahşere çıkıyor malları da öyle hayvanı develeri çıkıyor sanki böyle. Seyasla naren zatellehem. Seyasla atılacak ileride. İleride girecek. Nar ateşe. Öyle ateş ki zatellehem yakı alev sahibi. Alevli bir ateş. Azabı böyle olacak mı? Böyle buyur. Seyasılan narin. Buradaki sin yakın anlamına gelir böylece. Çünkü Allah katında tabii kıyamet yakın demektir. Allah'ın cehali. Böyle buyurdu. Yani yas olsa şu an olabilir, yerde olabilir böyle. Sin olunca yakında. Seyf olsun daha uç anlamına gelir böyle. Seyasılan narin ateş. Ateşe girecek. Ateş. En büyük azap ateş yapalım mıdır? Hem azab böyle. Zat-ı lehebin ve alevli. Alevli böyle. Muazzam parlayan alevli ateş. Tabi cehennemde olacak bu da. Ama cehennem ateşi de kara oluyor muhtemelen böyle. Alev ama kırmızı böyle. Ve karanlık olacak. Ve emretühü ve eşi de ümmücü olabilir böyle. Şimdi burada siyasan darın zat-ı lehebi diye duran bazı kuru oldu. Yani yedi kura vardır, yedi kıraat vardır böyle. Tevatüren gelen bu kuranın bazısı azı bu durdu burada. Zat-ı lehebi diye böyle. Bazısı zat-ı lehebi ve emretü durmadı böyle. Baba kaldı. Zat-ı lehebin ve emretühü. Okudu böyle. Şimdi Kur'an'da bunlar vardır böyle imamın arasında. Yedi imamdır. On tane aslında ve üçü tevatüre girmiyor. Yedisi tevatüre geliyor. Kuralları. Şimdi burada duran neye durdu? Durma neye durmadı? Şimdi böyle. Yani nefesi mi kesildi? Hayır mutlaka bak böyle. Zat-ı lehebin ve emretü. Durmadı burada. Bir kere zat-ı leheb ve emretüdür böyle. Burada vav var şimdi. Ve emretü vav var burada. Vav harfi yani ilmi Arapça çok derin muhterem böyle. Derin bir derya. Bir vav üzerinde ruhsana kadar durulur böyle. Anlama geliyor vav. Mesela vav-ül kasem var. Yemin vavu. Bir kelimenin başına bu yemin vavı geldi mi, o kelimeyi isme gelmez, file gelmez, o kelimeyi eş okudur. Vel asri, ve şemsi, vel fecri gibi. Bu nedenle yemin vavı. Vavı haliye vardır. Ve ve kaimün, hazayım şimdi, yürüyor, ayette yürüyor. Uyurduğu halde. Aynı vav, o da hal anlamı gelir yani. Yani şu haldeyken, yemin vavı, vavı atıf vardır. Vavı atıf. Atfeder.
evvelki fiili atfeder anlamına böyle. Onu atfeder böyle. Mağtub aleyh deniyor buna böyle. Onu atfeder. Dedik mesela Câe Zeydün ve Amr'ın. Câe Zeyd geldi. İsim merhaba. Ve Amr'ın. Ne oluyor? Vav'u atfeder ona. O fiile Amr da geldi. Bu atfeder böyle böyle. Şimdi buradaki Duran niye burada durdu burada? Bu vavu ne yaptı? Vav müptida dönüyor buna. Müptida vavu böyle. Yani vav müptida yine cümlenin başı demektir böyle. Eğer bir vav müptida vavu ise durulur orada böyle. Şimdi bazı kuraya göre buradaki vav müptida vavu böyle. O zaman ne oldu? Vemletühü eşi o ayrı anlamına geliyor böyle. Durma ne oluyor böyle? Ebu'ya atılacak ateşi, alev ateşi, eşit atılacak. Bak o böyle böyle. Ve emretühü eşiyle atılacak ateşe böyle. Bu durulmayan vav'a göre böyle. Yani vav atıfe göre eşit ateşi girecek, yerime girecek. Ona girecek böyle. Ümmü Cemil adında eşi, Ebu Süleyman'ın da kız kardeşi kendisi. O da çok düşmanı Peygamberimiz Aleyhisselam'dan muhtemelen. Hatta bir oturuyor Peygamberimiz Kabe'nin yanında. Peygamber gelip hakareti çok böyle bağırdı, çağırdı böyle. Çok yaramaz böyle bir canavar gibi bir kadındı. Böyle şey böyle. Hammal ettin hatap. Oldun hamalı. Benim böyle. Oldun hamalı. Tabii çok zengin. Bu ona çok zor gelmiş. Yani ayet-i kerimede oldun hamal diye Mevlam'ın vasfetmesi burada. Onun çok zoruna gelmiş. Dedi ki ya Muhammed aşağıdım böyle. Benim malım mülküm çok. Ben ne zaman hamallık yaptım, onu anlattım bu şekilde böylece. Peki neden acaba böyle geldi muhteremler? Benim Aleyhisselam Hazretleri her acı çekti dünyada muhtemelen böyle böyle. Yani Rabbim ona her çekti artık böyle. İki komşusu vardı. İki düşman böyle böyle. Ortada böyle. Bir yanında Ebu Leyb'ini amcası var onu böyle. Diğer yanında komşusu Ebu Muayt. Ebu Muayt muhtemelen böyle. Yani Peygamber'e tüküren kişi. Ebu Muayt böyle. Ebu Muayt. Peygamber ortalarında muhtemelen böyle. Hatta o Ebu Muayt Şam'dan zaten gelince bir deve kesermiş, toplamış böyle komşu yakınlarını bir ziyafet çekermiş. Yine bir gün bir ziyafet zaten gelmiş, bir hayvan kesiyor ve Peygamber'e davet ediyor o anda. İslam başlangıcında buluyor bu. Peygamber gitti davete. Gitti ama yemedi. 30 soru yemiyor. Ne yemiyorsun Muhammed? Dedi, sen şu anda müşriksin. Müşriksin. Ben size yemeği yemem. Eğer yemeni istiyorsan, yemeği istiyorsan eğer, kerevese getirirsin, o zaman ben yerim bunu böyle. Peki dedi bu sefer, yani Peygamber yesin diye orada böyle, yani cemaate karşı maç olmayayım diye böyle, diliyle, yani kalbi var ya, içi kardeşi Müslüman, okudu, şey, ben burada şey böyle. İş inanmadığı halde, işi inkarcı mümkün olduğu halde yaptı böyle. Diliyle kerem-i şahit getirdi. Peygamber yemeği yedi. Onun da çok samimi arkadaşı vardı. Übey bin Halep denen böyle. İslam düşmanı, peygamber düşmanı böyle. O gün yok uçtuğunun toplantısında, evinde yok mu ziyafette, duymuş ama. Yakasına yapıştı. Ebu Muayt'a arkadaşı çok samimi, çok samimi böyle. Sen Müslüman oldun sen. Hayır olmadın. Ama kerem getirmişsin. Durum anında bu işi getirdim. Ama Müslüman olmadım ben dedi böyle. İnanmamsan dedi böyle. İnanmam dedi. Peki ne yapayım? Eğer dedi bakın haşa muhtemelen böyle. Muhammed'in yüzüne tükürürsen de böyle, inanırım da böyle.
Yoksa seninle ilgim keserim dedi böyle. O da onu çok seviyormuş. Onu çok seviyormuş. Buna yapmaya söz verdi. Ve yapma kalkıştı bunu böyle. Bir gün Harim-i Şerif'e giriyor, Kabe'nin yanına giriyor, bir mescide girerken, böyle, bir yana çıkıyordu böyle. Sırf arkadaşı görsün de, arkadaşının gönlü olsun diye ne yaptı? Ben böyle, tükrüne böyle, ağzına tükrü tapmazdı böyle, şap diye pekin yüzüne doğru böyle. Ne oldu? Rabbim bir rüzgar verdi, karşıdan ters yerine böyle. O anda bir kuvvetli rüzgar geldi, on tükrünü bunun yüzüne getirdi muhtemelen. Melek kudu sanırım böyle. Getirdi, yüzü bulaştı böyle. Bulaşma da kalmadı ama, yara oldu muhtemelen böyle. Açıldı böyle. Böyle irin akıyor, pis kokulu irin akıyor böyle, yara açtı böyle böyle. O kadar merhem sürdüler, ne yapsa geçmedi. Öyle kaldı muhtemelen, kaldı böyle böyle. Öyle kaldı. Hakkın ayet-i kerimatı geldi de muhtemelen böyle mahşer yerinde muhtemelen, mahşer yerinde böyle böyle. Bakacak ki peygamber iman eden arkadaşları Mekkeli yani sahibi onlara böylece. Onların görecek derecesini makamını görecek onların yani mahşerde muhtemelenler. Ağaçın gölgesinde Hazreti Kesir'e başında böyle. Nur gibiler böyle böyle. Hesapları kolay geçiyor. Ne yapacak? İkilini yiyecek bu ömrü. Yaldırım alayı değil ya böyle. Isıtacak bile böyle. Ah! Keşke o übeyli akış olmasaydım. Keşke mahallede bir yol tutsaydım böyle. Yani mahşerinde bu keşke. Kendi kendini kıracak mıdır böyle. Çıldıracak bu şekilde böylece. Pişmanlığından. İşte bir düşün muhtemelen. Ama tabi pişman düş ahirette olacak, mahşer olacak böyle. İşte Peygamberimizin bir komşusu buydu. Ebu Muhammed böyle. Benim yüzüne tüküren böyle, haşa böyle. Böyle. Bir yanında da Ebu Leheb. Ebu Leheb'in eşi, yani Peygamberimizin yengesi. Onlar Ümmü Cemil denen o kafire kadın. Bak muhteremler, ip alıyor eline, gidiyor çöle topluyor. Ne topluyor böyle? Çöl dikenleri vardır. Deve dikenleri bunlar böyle. Uzun olur böyle. Yani çivi gibi sağlam olur muhtemelen böyle, muazzam batar böyle, büyük olurlar böyle böyle. O dalları topluyor, gece ne yapıyor, gece karanlığında Peygamberimizin evinin önüne köşeye koyuyor böyle böyle. Ya Peygamber çıkarken onların bastı ayağı yırtılsın, ayağı kanasını bastırdı muhtemelen böyle böyle. Hatta bak, estağfurullah. Bir kaba, gece ağacını yapıyor, dışkısını yapıyor muhtemelen. Gidip bunu Peygamber'in kapına döküyor böyle böyle. Yani Peygamber'in yapılan şey kan mı yapılmış oldu böyle. Mevlam buyurdu, hammaleten hatab. O işte beni böyle buyurdu, odun hamalı. Yani gidiyor şeyle çölden, toplu dikenin şeyle böyle, peşin böyle. Fizi diye hablün ve boynunda bir ip var. Bin mesed, liften dürülmüş bir ip. Tabi o zamanlar günümüzde gibi böyle ip yoktu böyle. Hurma ağacında lif oluyor bu maaşta böyle. Lif oluyor maaşlara böyle. Ondan bile olmaz onlara. Kerse olmadan böyle. Liflere böyle birine katlayıp onlara büküyor. İp yapıyor onlara bu şekilde böyle. Şimdi tam Ebu Leheb artık Peygamber'e düşman oldu. Muazzam düşman. Eşi düşman bu şekilde. Şimdi bir takrar daha var ama. Ne bu? Peygamberin iki kızı, yani dört kızı vardı. Büyük kızı Zeynep, o evliydi. En küçüğü Fatıma vardı böyle. İlk kızı vardı, Rukayı Ümmü Gülsüm diye böyle. Peygamber bunları nikahlamıştı Ebu Leheb'in iki oğluna. Peygamber olmadan önce ama. Daha küçük imkan bunlara böylece. Ama verilmemiş daha böyle. Daha küçükler böyle, yaşlı tutmuyor. Ebu Leheb denen kafir iki oğlunu çağırdı. Bir adı Utbe, bir adı Uteybe. Benim bakalım buraya, otur öter. Korkunç yok kendisinden böyle. Dedi ki, ben o Muhammed düşmanım. Onun kızını istemiyorum. Gidin boş yiyin bunları böyle. Gidin söyle yüzüne karşı, boş yiyin bunları böyle. İkisi geldiler. Önce Utbe, o daha büyüdü.
Dedi, ya Muhammed dedi, ben seni sevmiyorum. Babam seni sevmiyor. İşte seni dinle istemiyorum bu şekilde böyle. Kızım boşadım. Peki sen bilirsin, boşadım başlarsın böyle. Öyle kaldı. Öbürü küçük şimdi. Adı Uteybe. O bu sefer şey yaptı. Ya Muhammed işte, o hakaret, çok hakaret böyle. Sen işte kızını boşadın. Yani kefere bak muhtemelen böyle. Hırs alamadı böyle. Peygamber yanına geldi. Peygamber tuttu yakasını muhtemelen yakasını böyle. Başladı ben böyle. Başladı bu şekilde. Peygamber sarstı bu şekilde. Sarstı peygamberimizi. Düşmanlığıyla böyle hırs almak için peygamberimize. Peygamber bir şey yapıyor peygamber. Yalnız peygamber beddua etti hemen böyle. Allah'ım. Kalpten bir kelbi. Yani bir canavarı bunun başına musallat eyle. Oradan bu bilasını bulsun. Yani bir canavarını bunun başına musallat eyle. Biraz oradan bulsun böyle. Tabii ayrı gitti bunlar buradan şimdi böyle. Peki sonra ne oldu bak muhteremler? Aradan çok geçmeden Şam'a bir kabile gidecek. Ticaret kervanı diyorlar böyle. Bu Uteybe, bu da o kervan dahil. Bu da gitti Şam'a. Dönüşte gece arasında vakit biraz geçmiş. Çok uykulara gelmiş kervandakilerin bir kafile. Artık gidemiyorlar uykulara bu şekilde. Ve diyor ki kafile reisi, şurada bir mola verelim diye böyle. Mola verelim, azıcık uyuyalım bakalım böyle. Ona mola verecekler. Uteybe aklına geliyor. Peygamberimizin bedduası. Yani o anda korkmuş ama bedduadan beri. Korkmuş böyle. İşine işlemiş böyle bile. Dedi ki kafirdekilere, o Muhammed bana dedi beddua etti. Siz beni koruyun burada böyle. Ortaya aldılar bunu deve üzerinde. Deve uzayacak, oturacak. Deve çökecek, üstüne uyacaklar böyle. Ortaya bunu aldı böyle. Etan diğer develer sardı. Her tarafı insanlar sardı bu şekilde. Ortaya bunu aldı böyle. Garanti aldı bunu böyle. Uykuya dalmışlar. Bir aslan gelir, çöl aslanı muhtemelen, yırtıcı gayet böyle. Şu aslana geldi, özel böyle. Develer aslanın daha kok olunca çıldırır kaçar develer, kalkarlar, fırlarlar böyle. Onlara bir uyku verir develere muhtemelen. İnsanlar uyuyorlar. O kırk çoğu aslan geldi, aradan bey geçti, girdi. Utebe'yi aldı, dev üzerinden aşağı muhtemelen böyle. Pençeyle paramparça böyle. Elini, ayağını, yüzünü, yani paramparçtı bana böyle. Parçaladı bu şekilde. Öyle geberdi. Öbür Utbe, ona bir şey peygamber dua etmedi muhteremler. O sonra Müslüman oldu ama. Babasından sonra ama. Hicretten sonra böyle. O ona nasip oldu, Müslüman oldu. Hatta bazı orduların başında komutan bile yaptı böyle kendisi böyle. O İslam'a çok çalıştı ama hep işini kendi yedi bir kırakine böyle. Neden? Peygamber'e damat olma şerefine kaçırdım diye muhtemelen böyle. Şimdi peygamber kızıyla beraber olacaklar cennette, peygamber olacak bu sefer muhtemelen böyle. Böyle. Yani peygamberimize damat olma şerefini kaçırdım diye böyle kendini kahretti. Yaşam boyunca bu tane bu şey böyle. Yaşam boyunca. Onun da cezası bu oldu dünyada. Yani kendini kahretmesi, kendini kıraması böyle. Huzursuz olması o yönden böyle. Aklına gelince böyle kızardı. O ama sonra Müslüman oldu. Böyle. Yani İslam hakkı Müslüman oldu böyle. İslam'a çok çalıştırdı kendisi böyle. Peygamber sonra kızını muhtemelen Hazreti Osman'a verdi. Büyük kızı Rukiye'yi böyle. Ona verdi böyle. O Bedir Savaşı'nın sonunda da rahmetli oldu. Öbür kızın peygamberi verdi. Ümmü Gülsüm verdi. O da ömrü azmış muhtemelen böyle. O da vefat edince peygamber buyurdu ki bir kızım daha olsa ona verirdim. Hadi buyurdum böyle. O da Hazreti Osman'da evliydi. Peygamber'in Aleyhisselatü Vesselam'ın amcaları çoktu dönemler. 13 kardeş erkek yalnız böyle. 6 da kız böyle. Halılar peygamber vardı böyle. Yani 12 amcası peygamber vardı böyle. Bunların 4'ü peygamber erişti. Dedi daha önce öldüler böyle.
Dört amcası peygamber erişti böyle. Dört amcası böyle. Ebu Leheb, Ebu Talip, Hazreti Hamza, Hazreti Abbas. Böyle. Ebu Talip, o da iman etmedi peygamber. Ama peygamber seviyor o zaman. Fark o böyle. Peygamber yanında büyüdü. 8'te 25 yaşına kadar kaldı peygamber. Eşi Fatıma, o da peygamber çok güzel analık yaptı kendisine böyle. İyi baktı. Peygamber korudu, himaye etti. Arkası kendisine böyle. Her şeyi o da gözüne aldı. Peygamber onunla böyle. Yalnız ne dedi peygamberimize? Peygamber çok yalvardı. Ne olur amca? Bir de babasını da kelime-i şehadet getir. Sana şefaat-i Allah'a yalvarayım. İmansız cennete girilmiyor. İmansız girilmiyor. Ne kadar iyilik yasa peygambere bile cennete giremiyor. Bu yalvardı böylece. Ne dedi sonunda bakmıştı peygamberimize? Dedi, ya Muhammed biliyorum ben seni. Sen doğrusun, eminsin. Hak peygamber öyle ama eğer ben size iman etsem bana Mekke'nin kadınları güzeller. Kureyş'i reisiyken 50 bir yetime inandırdım böyle. Onlara yetimler hor görürüm Mekke'ye mükemmelerden böyle. Hatta ölüm halinde ağır hastalığında peygamber sırtı gidiyor amcasına. Peygamber severdi ama. Çok iyiliğini gördüm muhtemelenler. Yani 17 sene yanında kaldı. Ömründe var. 17 sene muhtemelen böyle. Yanında kaldı. Şöyle ki eğer yapılan bir yiyecek yemek azsa önce eşi Fatıma da amcası Ebu Talip de önce peygamber yediriyorlar. Onu duyuruyorlar. Onun da eşi yukarı yediriyorlar. Tamam böyle. O kadar peygamber iyilik ettiler bunlara böylece. Ağır hastalığında peygamber ziyaretine gitti yine böyle. Ağır artık durumu. O da öleceğini artık anladı kendisi de. O anda Ebu Cihye oradaymış ama. Bak nasıl olacak mı? Ebu Cihye orada böyle. Peygamber'in baş yalvarı. Amca ne olur amca senin böyle. Bak artık ahirete gidiyorsun. Dünyan bitiyor. Ölür şu dünyayı. Gide bir kelime şahadeti getirelim beraber bu şekilde. Ebu Cehil de sakın Ebu Talip, sakın ha! Bırakma babanı, dinini bırakma. Derken o şeytanlık yaptı kendisi aldatmayı böyle. Ve o anda öldü. İmansı gitti muhtemelen böyle. Yalnız ne var ki o da cehenneme girecek. Cehennet haram çünkü iman etmeyenlere. O da cehenneme girecek. Bir farkı var, en hafif azap ona olacak. En hafif azap o böyle. En hafif cennet böyle. Yani ne kadar ehl-i cennet varsa işlerinde gelmiş geçmiş. En hafif ateşi onun olacak böyle. Ne olacak böyle? Ayağına iki tane demirden, ateşten demirden böyle bir ayakkabı giyilecek muhtemelenler. Ayağın tabandan yanacak muhtemelen böyle. Alev yak mı etrafında muhtemelen böyle. Yakmıyor. Yan bir ayağının tabağından yanacak. Ama beyin kanayacak mıdır böyle. Tabi cehennemde ama. O havası yerde, pis yerde böyle. Herkes korkunç şekilde. Yani cehennem çok korkunç. O kadar korkunçlar böyle. Vallahi muhtemelen böyle. Yani yazık bu insanlara muhtemelen böyle. Yanarım çıkarım diyor muhtemelen ya. Ateş muhtemelen böyle. Yakıyor. Ateşe benzemiyor ki muhtemelen böyle. Yani Cevbi Aleyhisselam götürüyor bir kor da ilk şeyi böyle adam arasında böyle hemen bütün eridi bir toprak erimi çuk olmamış böyle. 70 sene yıkandı denizde suda muhtemelen. Öyle bir Allah korusun böyle zebaniler muhtemelen. Sonra cehennem köpekleri var. Kalka iri deve gibi böyle. Az düşen böyle insanı saldırıyor muhtemelen böyle. Yılanlar var muhtemelen böyle. İnsanlar korkuyor böyle, yana yana böyle, deri kalmamış artık, kararmışlar, kırılmamışlar böyle. İnsanlar böyle çılgın gibi böyle. Ah tabuk, samutlar insanlar böyle baktılar böyle. Herkes birbirine boğuşuyor böyle. Sen bana sebep oldun, sen beni baştan çıkardın, sen beni oraya götürdün, sen bana mani oldun, engel oldun zaten bu şekilde. Allah baktılar böyle, şeytan da orada böyle. Cinler orada baktılar, Allah korusun böyle. Yani Allah'ın korusun muhterem, cehennem azabı muhterem. Kork, sokma da kork böyle şey.
İkisi iman etti peygamberimize. Hazreti Hamza, Hazreti Abbas. Hanım Hazreti Hamza. Öyle Hazreti Hamza iman etti derler. Amcası. O da şöyle oldu. 39. Müslüman o. 39. Müslüman var. Yani çok yavaş böyle böyle. Erkek kadın hepsi 39 mu böyle böyle. Yavaş gidiyor böyle tabii, yavaş gidiyor böyle. Bir gün Aleyhisselam Hazretleri Kabe'nin yanında namaz kılarken Ebu Cehil bir adamı gönderiyor. Çok etrafında ona tapınanlar vardı böyle. Biri gönderdi, dedi ki ben de buraya gelirken dedi, filan yerde bir deri işkembesi, içi dolu pislik deri işkembesi, büyük oldu deri işkembesi böyle, yani buzağı kadar oluyor böyle. Yolda yolu atmışlar, kokuşmuştu, onu sürükledi buraya getirdi böyle böyle. Gitti getirdi. Peygamberimiz tam böyle secdeye varınca üzerine koydu işkembesi böyle. O pis böyle, içi pislik tabi oluyor, hayvan pisliği böyle. Kokuşmuşlar böyle, koydu. Peygamber kalkamıyor o zaman da böyle. Kalkamıyor. Orada gerçi var birkaç tane Müslüman da orada ama ona korktular muhtemelen böyle. Yani Ebu Cehil adamlar korktu bunlar, bir şey yapamadılar. Kızı Fatıma Radhansı'na geliyor, gördü böyle. Daha çocuk böyle. Koştu geldi ve tuttu böyle, çeke açtı onları muhtemelen. Hatta bağırdı onlara böyle. Onlara o da peygamber de beddua etti muhtemelen peygamber beddua. Bir kız, cariye ama, köle kız böyle. O da bunu görmüş. O da bunu görmüş. Hazreti Hamza da yani pehlivan yapılı, çok güçlü, kuvvetli kişi kendisi böyle. Bir de avı çok severmiş, avı böyle. O bir avdaymış ya. Akşam avdan gelince, önce Kabe'ye gidip Kabe'ye tavaf ediyor. Eski inançlarına göre yani böyle. Tavaf ediyor, sonra evine gidiyormuş böyle böyle. Hazreti Hamza yine avdan geliyor. Bir iki avda ufak bir şey vurmuş. Onları görsünler, gösteriyorlar da bunu, avcılar bunu sever de bunu böyle. O kız çıktı buna, cari köle kız. Ya Hamza, ya Hamza. Kaşan tavşanı, tilkiyi ben de vururum. Erkeksen, bak senin yeğenin Muhammed Ebu Cehil bugün böyle işkence yaptı. Sonra hakkını alsana erkekse böyle böyle. Ona sahip çıksana. Senin yeğenin değil mi o? Bu kızın böyle bağırması muhteremler, bir köle kızın bağırması Hazreti Hamza'ya etki çok etkili böyle. Ne oldu kız? Ne oldu bakayım böyle? Anlatma mesleği böyle böyle. Öyle böyle be. Hiç girmedi tavafa. Ebu Cehil'e gitti. O da oturdu bir kenara Ebu Cehil. Etrafım kalabalık böyle. Elinde tabi ok yay. Şimdi bir yay vardı böyle yarım darı şeklinde böylece çelikten. Onu ok atıyoruz böyle. Çelik böyle böyle. O hırsla böyle sinirle gitti. Daha konuşmadan yayla Ebu Cehil'in kafasına vurdu muhtemelen böyle. Çelik yayla böyle vurdu. Kafa yarıldı böyle. Kan akıyor bu şekilde. Etten koştular Ebu Hamza'ya karşı şey yapmıyor. Yandakiler böyle onu dövmeye, sövmeye kalktılar bu şekilde. Bırakın, bırakın dedi böyle. Bırakın, bırakın. Bırakın, hakkı oldu böyle, böyle. Hazreti Hamza bağırdı, çağırdı böylece. Ebu Cehil karşılık vermedi. Yanındakiler de ilgilenmeyin, bırakın dedi böyle. Hazreti Hamza gitti tabii. Dedi ki Ebu Cehil yanındakilere, Hamza da eğer bize kızı Müslüman olursa, işin güçleşti dedi böyle. Yani Hamza'nın bir ağırlığı var. Hem Kureyş'in reislerinden, başlarına gelenden böyle. Güç kuvvetli bir ağırlığı var, etrafı şerif var kendisinden böylece. Yani sırf kızarak Müslüman olmasın diye onu sineye çekti, başına yaralmasın muhtemelen böyle. Hazreti Hamza doğru gitti, Peygamber yanında. Dedi ki, ya Muhammed, yeğenim Muhammed böyle. Sen üzülme sakın. Sana bugün Ebu Cehil'i böyle böyle yapmış, ben sana internet hakkını aldım, internet aldım, böyle böyle yaptım. Peki başa bir şey mi böyle? Öyle bakıyor böylece. Yani tatma olmuyor sen bunda ya Muhammed? Amca, amca. Ben diye intikamaya gelmedim bu dünyaya. İnsanları ben kurtarmaya geldim bu dünyaya. Tebliğe geldim ben böylece. Allah'ın cezasını verir, gereken cezasını verir bundan böylece. Eğer sen beni sevinmeyi istiyorsan
Gel amca kelime şahidi getir, Müslüman ol. O zaman ben seni yerim hocam böyle. Cennette beraber olalım hocam böyle böyle. Bırak şu putları, taşları, heykelleri, tapın bunları. Peki ya ama muhtemelen böyle. O şeyle bu şekilde. Ne yapacak şimdi böyle? Tuttu elini muhtemelen. Peki bir kul dedi, söyle bakalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdü ve resulü. Hamza bunu söyledi. Mesela oldu muhtemelen. Şimdi mesela bir de burada söyledik şimdi muhteremler. Burada kaldı muhterem böyle. Onlar yani gereken yolları müşrik de olur böyle. Müslüman değil, müşrikti böyle. Olur da böyle şey. Fakat bir defa bunu söyleyince, Allah'ını bilerek, inanla bir defa söyleyince ne oluyor? Sahibi oluyor. Sahibi oluyor böyle. Peygamber bir sahibi makamına çıkıyor. O anda bütün işi temizliyorum böyle, gönderiyor böyle. İşte nur oluyor böyle. İlahi aşk böyle. Hak dini uğruna böyle, canını feda edecekler böyle. Muazzam bir hal olurlar böyle böyle. Yani loş da bu şekilde. Hazreti Abbas o iman etti. Mekke'de kaldı. Gelmeyi hicret etmedi. İmanı gizledi. Bir nevi yani İslam'a çalışan gizli bir ajan gibiydi Mekke mükerremede. Demek ki bir olay olduğunu İslam aleyhinde o haberi gönderdi Peygamber sana böyle. Hatta son mu oldu son muhacir. Mekke'ye fethi oraya gelirken o da gideyim Medine'de çıkmış yola, yolda karşılaştı. Son muhacir oldu. Kendisi ondan da. Şimdi gelelim Ebu Leyb bile o eşi Ümmü Cemil'in, o kefrenin ölümlerine nasıl oldu dünyalarımız, sonları oldu dünya, dünyada mı da bak, dünyada. Bu Ümmü Cemil, yani o kefre kadın, Ebu Leyb'in eşi, yine bir gün gitmiş çöllere, iple beraber, toplamış dikimi kendiler, ağır şeyleri, bayağı çok olgun toplamış. Tabi bunları biliyorsun bağlayıp boynuna koyuyorlar böyle. Yani bu hep hicidiyya habli, cid boynunda böyle ip var böyle böyle. Gelirken bir yorulmuş bir ara. Ağır gelmiş, güneş sıcağı vurmuş kendisine, yorulmuş. Bakıyor bir duvar var. Duvarın kenarına geliyor, arkasını duvara veriyor böyle. Yükünü koyuyor duvar üzerine. Tabi yük, ipi çözmüyor ama yani yalnız yükünü duvarına koyuyor, yastığına böyle, bir deniliyor böyle. Bir nefesleniyor böyle, soğuklanıyor böylece. Tam kalkacak, Rabbi melek gönderdi. Melek geldi muhtemelen, tam kalkacak. Melek birdenbire o şeye basınca o yüküne, yüküne böyle, ip boğazını boğdu muhtemelen böyle böyle. Yaparak bir bağış yaparak böyle, boğularak geberdi muhtemelen böyle böyle. Öyle oldu böyle. Daha dünya canısı bunlar muhtemelen böyle. Gelin Ebu Leheb'e ne, o ne oldu? Derler. Bedir harbinde, Bedir harbinde, tabi harbine bir nedeni vardı bu mevbeci. Ebu Süfyan, Şam'a gittiğin Mekke'den büyük bir kervanmış böyle. Çok külliyetli mal getiriyor, kıymetli mal getiriyor. Peygamber bunu haber olunca kervanını kesmek istiyor peygamber böyle. Yani ekonomik bir avluka Mekkelilere yapmak için bu sefer. O da haber gönderdi. Mekke'ye inat, bana yardıma gelin derken böyle. Bunun üzerine Ebu Cehil, o baş o. Yani şeylerin başı şu. Ebu Cehil kafirin, kefirin muhtemelen böyle. Onun evi tuvaletti Mekke'de muhtemelenler. Esnaf. Şimdi orası kantorları da. Ben biliyorum muhtemelen böyle. Onun evi tuvaletti muhtemelen evi böyle. Peki evi ziyaretge oluyor mesela. Onun evi tuvaletti böyle. O da böyle. Şimdi Ebu Leyb Ebu Cehil haber gönderdi. Mekke ileri gelinlerine kimse geri kalmayacak. Herkes bu savaşı katacaklar. Yani gidecekler Medine'ye baskı yapacak Medine'ye. Yani Ebu Cehil'in kesin kararı
Medine'ye basacaklar. Başta peygamber olmak üzere tek Müslüman kalmayacak böyle. Ya esir alacaklar ya öldürecekler böyle. Yani din artık burada bilsinedir böyle bu din böyle. Bu din bilsin bu şey böyle. Tek bu dinin bir şeyi kalmasın, eli kalmasın. Bu kararla hatta Lat, Uzza'ya gidiyorlar, onları yemiyorlar putlarını bu şekilde. Buna karar veriyorlar. Ve bu şey kesin bir hüküm koyuyor. Kimse de kalmayacak böyle. Eğer gelmeye bir özrü olan hastaması olan kişi böyle, yine böyle gönderecek parayı böyle. Ebu Leheb de onda hastaydı. Hastası vardı. Yaşlı kendisi böyle. Burada gidemeyecek. Bu sefer bela tuttu. Hişam, Ebu Leheb'in kardeşi olan muhtemelen böyle. Onu bela tuttu parayla. Onu gönderdi. Tabi orada gitti. Şimdi böyle bir savaş olsa kişi anında harbi oluyor bunu hemen böyle. Anında. Hazır görüntülü. O böyle ki muhtemelen böyle. Onun tabi ne zaman haber verecek oradan böyle. Tabi Mekke-i Mükerreme'de kalanlar, yaşlılar, kadınlar, neyse şunlar bundan bu şekilde. Hep merak ediyorlar böyle. Acaba ne oldu savaş? Bedir'de ilk savaş oldu Bedir'de olmadığına yani böyle. Peygamberimiz haber aldı buna geldiğini, çıktı önüne karşı bunlara böyle. Bedir'e çıktılar. Orada savaş olacak bu şekilde. Bedir'de elhamdülillah Allah'ın izniyle geleceği Mevlam bize yardım etti Müslümanlara muhteremler. Melek gönderir, melek gönderir, melek böyle. Melekler de sınıfsın melekler, görevi ayrı farklı meleklerin hepsi böyle. Nusret melekleri, nusret melekleri var, nusret. Yardım eden melekler var böyle. Allah diye izin verince, Allah izin verince muhteremler, meleklerin savaşı girerler. İslam'da, Müslümanlar tarafından böyle. Ondan sonra girdi mi, kanalı muhtemelen böyle böyle. Melekler geldiler öyle elhamdülillah böyle. İri atlar üzerinde, böyle yalın kılıçlı geldiler. Ona tabi kılıç kullanmıyorlar buna muhtemelenler. Ama kişinin divanı, beyni bağlı, sinirse bağlıyor ama. Böyle. Korku verdiler böyle düşmana karşı. Elhamdülillah orada Mekke müşriklerinin en azından 70'te orada gebertildi. 70 orada gebertildi böyle. Ebu Cehil daha böyle. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri savaş olmadan önce Peygamber erkenden Medine gezdi Peygamber kesti. Yani Peygamber bir denek vardı. Dedi ki hesabına bak Utbe burada geberecek. Bakın da noktalı böyle böyle. Şeybe burada, Ebu Cehil burada muhtemelenler. Peygamber nereye göstermişse orada geberdi muhtemelen. Orada yazılmış kadar muhtemelen böyle. Ebu Cehil orada geberdi muhtemelen böyle. Hatta bir Afru Hatun vardı Medine'de. Afru Hatun. Konusu ölmüştü böyle. 5 oğlu vardı muhtemelen. Yetişkin çocuklar böyle. Afru Hatun vardı. Peygamber aşıkı kadın muhtemelen böyle. Yani Peygamber duramazdı muhtemelen böyle. Peygamber eşyalara gider. Meşte erkeğine de uzakta oturup bakar böyle. Aşkı yanıyor bu şekilde böylece. Hatırlıyorum. Şimdi Peygamber tabi gidecek böyle bedel edecek. Haber aldı. 5 oğlunu kaldırdı. Kalkın bakalım gavularım. Ben sizi bugün için doğurdum böyle böyle. Bu hazırdı bunları. Bunlara vasiyet etti böyle. Benim üstüne ricam var, vasitim var. Mekke'de Ebu Cehil diye biri varmış. Bilmiyordum, onu Medine bunlar. Ebu Cehil'e biri varmış Mekke'de. O Müslümanlara peygamber işkence, eziyet yapmış. İlle onu öldürün. Tıkın böyle. Onu öldürün ama onu öldürün bunu böyle. Şimdi savaş başladı tabi. Hazreti Adam bir af. O anlatıyor. Baktım diyor, sağımda bir genç var diyor böyle. Şimdi kılıç harbinde tabi orada bir kişi girdiği için her kişi yanında böyle kuvveti bir olsun böyle. Arkadaki baş, onu korusun kendisini böyle. Bu hani altında bir Hazretleri şöyle sana bakıyor. Çok genç. Yani deneyimsiz, tecrübesiz böyle. Savaşı bilmeyen bir genç böyle. Yani zayıf sağ tarafı. Soluna baktım diyor. Aynı şekilde böyle bir genç diyor. Yani olgun bir kuvvetiniz yok karşımda. Derken
sağdaki soruyor. Ya amca, amca diyor. Ebu Cehil'e biri varmış buraya. Kim o diyor. Ne yapıyorsun diye böyle. Annem bana vasiyetti. İle onu öldürün diye. Ben onu öldürmeyeceğim bu şekilde böylece. Baktım diyor. Ebu Cihan'ın da edalarım çok. Onun yanına bir sokulamam bu şekilde böyle. Böyle. İşaret verin böyle diyor. Şu kartı böyle. Deve üzerinde. Kaldım derdim. Birini fırladı böyle diyor. Öbürü fırladı bu şekilde böyle diyor. İşte kim ayağına yaradı, kim yaradı. O da şehit ekşi oldular ama yaraladı. Düşürürler benim. Ebu Cehil kafir muhtemelen böyle. Orada 70 tane geberdi. Hele Mekke'nin en ileri gelenleri, azılları böyle. Geberdi be. 70 esir alındı muhtemelen böyle. 70 esir alındı böyle orada. Şimdi Mekke'de bulunanlar, kalanlar Ebu Leheb tabi orada şimdi böyle hep gözleri, kulakları Medine'de, Bedir'de. Acaba sonuç ne oldu acaba? Gerçi onlara göre savaşın kazanılması lazım. Onlara göre. Çünkü sayı olarak 3 katı fazla. Bir de tecrüze tarafı fazla böyle. Mesela kılıç, ok onun çok daha fazla. Yani kılıç ağzının tek kılıç yetmiyor tek kılıç muhtemelen böyle. Karşıki zırh giyiyor. Kalkanı var, demir şehidin kalkanı var böyle. Çalkanı tuttu, vurur mu? Ağız dönüyor böyle. Kırılıyor hatta kılıç bu şekilde. Yedek kılıç lazım bu şekilde böyle. Bir oturmuşlar Ebu Leheb. Hazreti Abbas'ın da Hazreti Abbas gitti. Savaşa gitti böyle. O amcası. Abbas'ın hanımı. Ümmül Fadıl deniyor buna. O. Bir de onların kölesi varmış. Genç bir köle. Hazreti Abbas'ın kölesi var böyle. Varmış böyle. Oturuyorken bunlar Ebu Leheb de görülmüş böyle duruyor duramıyor böyle merak ediyor ne oldu acaba ne oldu acaba böyle derken bakıyor Ebu Süfyan Vay'ın babası değil ya bunun abisinin oğlu yeğeni oluyor böyle o geliyor ama böyle süklüm püklüm böyle bitkin böyle bakıyor aradan tehdit gelenler var böyle. Yani orada bozulmuş yani böyle. Düzenli orada gelmiyor orada böyle. Anlıyor kefere bunu. Ebu Süfyan ne oldu? Ne oldu? Amca sorma amca böyle. Perişan oldu amca böyle. Bozulmuş orada bu şekilde böyle. Çok kişi öldü, esir oldu. Ne oldu bilmiyorum bu şekilde böyle. Ancak ben sağ kurdum buraya gelin bu şekilde böylece. Ya nasıl olur böyle? Siz daha büyük kalabalıksınız. Onlar çoğu piyade ayağın. Sen deve yürüyorsun böyle. Sana vuramaz başına kılıcı böyle. Amca soramamış. At üzerinde biller vardı böyle. Değişik varlıklar vardı böyle diyor. At üzerinde böyle. Eline kolan kılıçlar. Ona çok korktu böyle. Evet. Ama diyor ki Hazreti Abbas'ın kölesi olan genç. Onlar melektir diyor şimdi bu. Müslüm olmuş. İmanı gizli olmuş. Bilmiyorsun ben. Onlar melektir. Ona melek deyince evliye bir kâfir kızı. Sus sen de böyle, sen de bir şeysin de böyle. Ağzına, yüzüne bir tokat vuruyor böyle. İri dikinesi gibi yapısı böyle. Kocaman avucu oluyor böyle. Kuvvetli hırsı böyle. O gencin köylerin yüzüne vurunca, tabii düştü yere. Ağzına kan gelmeye başlayınca. Bu sefer kadın. Hazreti Abbas'ın hanımı, yani şeyin yengesi oluyor. Ebu Leheb'in de böyle. Yani kardeşin hanımı oluyor böyle. Nasıl sen benim köyümü vurursun diye böyle. Benim de köyüm yok, nasıl bunu vurursun diye böyle. Bir çadır kazı varmış, orta çadır kazı böyle. Alıyor kazı muhtemelen, Ebu'nun başına vurdu muhtemelen böyle. Böyle vurdu Ebu'nun başına, kadın. Başını yardı böyle, kan içine kaldı. Şimdi kadını el kaldırmak şeyine geldi böyle. Hem karışçın hanım böyle, kadını el kaldırmak şeyine geldi böyle. Zaten kahrından beri çıldıracak kendisi böyle, savaş kazanı kaybedildi. Evine gitti. Hastalandı muhtemelen böyle. Hastalandı. O zaman bir hastalık olmuş böyle. Adase diye böyle. Araplarda var böylece. Bütün bedenler kabarış çıkıyor böyle. Çıvan gibi böyle. Pis kokulu, çok ağır sancılı bir hastalık böyle. Kokulu böyle. Bütün bedene çıkıyor böyle. Çıvana çıkıyor bu şekilde. Bundan korkuyormuşum belki akıl böyle. Yani geçici bir hastalık diye böyle.
Böyle korkarım bu şekilde böyle. Bu böyle hasta olunca ne yaptı bakın muhteremler? Bunun tabelatları var. Bunu bir odaya kapadılar aşağıda. Odaya kapadılar böylece. Yana girmiyor ama. Onlar hasta geçmesin diye ne yapıyor? Pencereden ekmek atıyorlar. Tam böyle. Kuru ekmek atıyor böyle. Biraz su oraya koyuyorlar bu şekilde. Yine karşıdan bakıyor. Bitmişse yine koyuyorlar. Orada böyle acı ızdırabı çeker çeker böyle. Yani dana gibi böyle bağıra bağıra andıra andıra muhtemelen böyle geberdi böyle muhtemelen böyle böyle. Geberdi ama alın cenazesini almak korkuyorlar şimdi. Hastalık hepsinden böyle. Ona korkuyorlar. Üç gün kaldı. Ve Mekke'ye bir yerde, sıcak bir yerde kokuştu, kurtlandı. Muazzam etten koku verdi. Komşu rahatsız. Gelen çocuklar dedi ki ya bak bu kokuyor burada. Biz bunu rahatsız olmuş şekilde bundan böyle böylece. Alın bakalım bunu buradan. Tabii kimse gelmiyor cenazesine. Çocuk tutuyorlar. Zenci varmış, gelmişti Afrika'dan oraya. Çalışmaya gelmişler. Dört tane zenci buldular. İşsiz güçsüz böyle. Çok yoksul, fakir, aç. Bunu tutarak parayla. Dört tane zenci bunu beze koydular. Biraz kalın koydu böyle. Dört tutu ucuna böyle götürürler. Açmadan önce çukur atmışlar bu şekilde. Koyular onun şeyini, o pis cenazesini böyle mezarın çukurun başına. İki oğlu. Yani uzun bir sırık. Yani böyle uzatını ittire böyle sırıkla böyle. O altına mezara. Böyle. Üzen alttan taş yapıp doldurdular bu şekilde. Yani dünyada sonu bu oldu muhtemelenler. Aradan birkaç gün geçiyor. Birkaç gün aradan geçiyor. Bunun kardeşi aslında Abbas. Yani köyün sahibi. Rüyasını görüyor. Daha çok şüphesine görüyorlar. O daha aşiret rüyayı görüyor. Bakıyor ki abisi Ebu Leheb yanıyor. Yani mezarı bir cehennem çukur olmuş mezar. Çukur böyle. Alev etrafı böyle. Alev sağmışken diyor, yanıyor böyle. Nasıl bağırıyor, çağırıyor, yanıyor diyor be. Ah diye durmadan yanıyor. Ya Ebu Leheb, ya abi ne oldu sana, ne oldu sana diyor. Çılgın mı? Ah karışım, sanma karışım böyle. Aynen diyor, Allah'ın buyurduğu gibi diyor, ateş, alev ateş yanıyor böyle. Daha mezardaki ateş bu. Cehennem daha korkmuş diyor muhtemelen böyle. Peki hiç ateşin sönmüyor mu? Soğuk mu ateşin böyle? Devam yanıyor mu şekilde böyle? Yalnız diyor hafta bir gün diyor, parası sabahı diyor, ateşin biraz soğuyor muhtemelen böyle. Ateş gene var ama yakmıyor beni böyle. Bir de diyor, iki parmağım arasından su çıkıyor böyle bir damla böyle, az böyle. Onu, soğuk çıkıyor, onu bir emiyorum böyle diyor. Oh, dişim rahatlıyor böyle diyor. Azim biraz serin diyor böyle, sonra yine başlıyor böyle. Peki neden böyle bu böyle diyor böyle? Hikmet de bunu bu şekilde. Şöyle bunu muhteremler. Bir oturdum diye, evin önünde oturdum evinde diyor böyle. Köle o zaman tabii çok var böyle. Kölesi kadın, adı Süveybe Hazretleri. O iman etti. Bu koşarak geliyor. Ya Seyyidi, Tuğba Leke, sana ne mutlu. Efendim ne mutlu sana, ne oldu hayırlı? Müjde. Ne var mı böyle diyor. Kardeşin ablan oğlu oldu diyor. Tabii babası öldüğü için yetim doğuyor bu şekilde. O anda ben çok sevindim diyor böyle. Tabii diyor kardeşim diyor abla diyor öldü diyor. Medine'de kaldı. Yengesi Amine diyor dul kaldı böyle diyor. Onun babası doğdu böyle. Yani yeğenin doğdu, yeğenin oğlu erkek şu diyor de bana müjde verir şey cariyem diyor. O anda da cariyenin çocuğu olmuş böyle. Çocuk olmuş böyle. Sütlüymüş hani böyle. Git ona süt ver diyor böyle. Birkaç gün bak ona böyle. Ona süt ver diye bunu gönderiyor bu şekilde böyle. Bir de onda çok sevinmiş anlamadım yani böyle. Şimdi diyor ki hemler Paradis'in sabahı dedi Peygamber'in doğumu diyor böyle diye. Onun doğumuna sevindim için diyor. O sevincin diyor ateşi söndürüyor bile diyor. Anlıyor böyle. Süt ver diye gönderin diyor. Süt diyor su oluyor, soğuk su oluyor. Onu emiyorum böyle.
Yani cehennem böyle olacak, cehennem muhtemelen böyle be. Olacak böyle. Şimdi diyor ki bunlar bazı bir ulemalar muhteremler. Bakın diyorlar, peygamberin doğumuna sevinmiş o anda. Ona süt vermiş, ona süt beyi göndermiş. Bir müşrik, kâbi, İslam düşmanı böyle yapmış. Öyle bundan yaralanıyor. Yaralanıyor. Ya bir sevsek peygamberi de muhtemelen böyle. Muhtemelen böyle. Ya peygamberi sevmenin bakın bir şey böyle. Peygamberi sevsek muhtemelen böyle. Aslantına böylece. İşte dedim ya böyle bazıları öyle duydum o zaman baştan başlığımı söylemiştim böylece. Yani Tebbet ya da Suresi işte okunmaz. Onda Ebu'yle ismi geçiyor. Diye halk arasında bazı ve bir inanç var, batıl, sap inanç var muhtemelen böylece. Onun için bu akşam bunu şey yaptım, gene bir karşılaştım bu şekilde böylece. Kur'an-ı Kerim'de şeytan da geçiyor. Firavun da geçiyor muhtemelen böyle böyle. Hepsi geçiyor bunlar bu şekilde böyle. Ama Allah kelam muhtemelen böyle. Allah kelam bu şekilde böyle. Ve Peygamberimizin buyurduğu gibi adı şeriflerinde kim bu Tevbe Suresini okursa, sevip okursa bu şekilde Allah Teala bu kişi yani böyle yani günah olsa bile onun Mevlam Ebu Leheb, Ebu Cehennem aynı şeyine apıyor Cehennem'e muhtemelen böyle. Apıyor Cehennem'e muhtemelen böyle. Bunu sevdiği için bu şekilde. İlahi Teala Fatiha.